Böyle düz, şöyle işlemeli. Evet, güzel, mandalları güzel. Önümüzdeki birkaç gün tabii bekleyeceğiz. Piyasalarda ona göre bir netlik kazanır diye düşünüyoruz. Ama yani umutla bakıyoruz ki piyasalar biraz daha rahatladı gibi. Yani bunun müjdesini verebiliriz ama düşüş ya da yükseliş yönünde herhangi bir şu ana kadar bir şey yok. Onu da önümüzdeki birkaç gün içinde görebiliriz. Şimdi özellikle bir aylık süre içinde altın fiyatlarında bayağı bir yükseliş oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Yılbaşıyla yani bir yıllık tabii biz altına uzun vade bakıyoruz. Biz günübirlik piyasaları takip etmediğimiz için 2016 yılbaşında gramı 100 lirayken altının 2017 yani yılbaşında bir yıl sonra altın 150 gibi yani 150'li rakamlara çıktı. Tabii bu da ne demek? Altının %50 prim yapması anlamına geliyor. Yani hakikaten çok çok pahalı. Bu bizim işlerimizde tabii ki sıkıntıya sebep oldu. Altın alacaklar, düğün yapacaklar anlamında bayağı bir talep düşüklüğüne sebep oldu. Yani evet oyununda referandumdan çıkması itibariyle piyasaların biraz daha güvenle bakacağı, önüne güvenle bakacağı bir ortam oluştu. Bizler de yani kuyumcu esnafları olarak önümüze yani şeyle bakıyoruz, umutla bakıyoruz. Yani. İç piyasada diyelim. İş piyasada herhangi bir sıkıntı şu anlık görünmüyor. Yani bu da bizi tabii ki ilerleyen günlere biraz daha umutla, biraz daha güvenle bakmamıza sebep oluyor. Altın fiyatları biz her zaman yükselir diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda yani altın fiyatları çok yüksek, işte gidip altınımızı satalım falan düşüncesine yani sahip olanlar geçmiş dönemlerdeki tecrübelerle hep zarar ettiler. Bunu gördük. Yani öyle bir hataya düşmesinler. Ha, ihtiyaçları varsa tabii ki yani ihtiyaçları kadarını bozsunlar, değerlendirsinler ama yani Türk parası kalıp da herhangi bir fayda sağlamayacağı düşüncesindeyim. Yani altınlarını elinde muhafaza etsinler diye düşünüyorum.